Evet, bakalım şimdi burada ne var? Bakın. Evet, açayım şöyle. Tayvan malı, şahane bir baga, performans bagası ve kaç gram? 7,2 gram. Bu bagayı arkadaşlar 139 cc 2018 Rossi'me takacağım. Birazdan gazlamaya çıkacağım bakalım. Evet. Şimdi üzerindekileri çıkartalım. Hemen burç boyuna bakalım. Arkadaşlar varyatörüm orijinal. Yalnız hafif tıraşlı. Şurada gördüğünüz kısım hafif tıraşlı. Burç boyum ise kaçmış. Bundan daha kısayı tavsiye etmem. Bu şu an kısa bir burç. Evet. 50,30, 50,4. 50,4'ten daha kısa burç kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Minimum 50 olsun. Minimum 50 olsun ki o da sakat aslında. 50,5'tan aşağısını kullanmamaya çalışın. 7,2 gram performans bagalarımızı sırtı yukarı gelecek şekilde valiförümüzün içine koyalım. Şu pozisyonda. Evet, Mondial 2018 model klasik Rossi modifiye ettim. İçine 58,5 mm Vietnam silindir koydum. Tabi bu silindirle bu motor adı 155 olsa da gerçek hacmi King 139'un atası 139 cc'ye tekabül eder. Yani motoru modifiye ederek kendimi 139 cc'ye çıkardım. Peki silindir haricinde bir şey yaptım mı? Kendi orijinal silindir üst kapağına birkaç işlem yaptım. Dereceli eksantrik mili koydum. Kayışı zaten malum orijinal bandova yeni. Karbüratör memesini bir miktar büyüttüm. Kendim elle büyüttüğüm için numara veremem. Bunun yanında tabii ki de motoru zenginleştirdiğim için hava girişinde buralara ekstra delikler açarak rahatlattım. Ama meme büyüklüğü şu anda açık hava filtresini kaldıracak seviyede değil. Açık hava filtresi için daha da bir büyük meme koymak icap eder. Dediğim gibi silindir, eksantrik mili, silindir üst kapak modifiyesi, karbüratör modifiyesi, varyatör orijinal ve modifiyeli ve içinde 7,1 gram performans bagası. 7,1 gram arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Hani 9, 10, 11, 12 değil. Birazdan top speed'e çıkacağım. Motor henüz rodajda, daha makineyi yapalı 100 km, 110 km falan olmuştur. Ona rağmen ilk denememizi yapacağız. Biraz daha ateşlemeyle ilgili oynuyorum ben, biraz bir şeyler yapıyorum. Bu arada üzerindeki lastikler anmaz. Çok güzel yol tutuyor ama bu dişlerden ötürü hız kesici özelliği vardır aslında bu lastiklerin. Ona rağmen 7 gram bagayla 155 cc ile, yani 139 cc ile bakalım her zaman top speed denediğimiz yolda bu motor bize hangi performansı verecek. Bu arada da burada benim efsanem var. Bu efsane full orijinal klasik 72 cc. Bunda sadece dereceli eksantrik kayış ve modifiye maritör mevcut. Şanzıman dişleri orijinal ama makine performansı şahane. Bu motorla ilgili detayları da yakında kanalımda olacak. Daha sonra bu motoru zaten satılıktaydı ama biraz daha detaylı böyle fotoğraflarını ve anlatımlı bir şekilde ilana koyacağım. Dileyen arkadaşlar, düşünen arkadaşlara son derece performanslı, orijinal, güzel bir makinedir. Motolux Efsane X arkadaşlar. Hatta dileyen arkadaşlara böyle şaka makinesi haline bile getirebilirim. Ama bir 1000 liralık falan aşağı yukarı ekstra bir maliyeti olacaktır. Fiyatını merak edenlere aşağı yukarı 8 lira gibi satmayı düşünüyorum. Ekstra modifiye isteyenler ise 9 lirayı gözden çıkarmalıdır. Yoksa şahane bir motordur. Ha, bu motorla ilgili mesela hiçbir, bugüne kadar hiçbir motorumda arkadaşlar, bakın hiçbir 50cc'de değil, hiçbir motosikletinde Efsane X'teki aydınlatmayı göremedim. Muhteşem bir gece aydınlatması vardır. Yol tutuşu da zaten çok güzeldir. Ön jant 12'dir. Mesela bunun Arola versiyonu var. Arola versiyonu bunun yanında ön tekeri 10'dur. Bunun gibi 12 değildir. Ayrıyeten Motolux'un makineleri de zaten bir efsanedir.
Neyse biz 2018 Austin'imize geçelim. Bununla ilgili ilk performans deneyimimizi yaşayalım bakalım. Bayrağa bakınız arkadaşlar. Bayrak olduğu yerde duruyor. Yani havada bugün rüzgar sıfır. Rüzgar sıfır arkadaşlar.